Bir önceki örneğimizde kontrollerin kullanımını görmüştük genel anlamda. Şimdi kontrollerde parent child ilişkisini inceleyeceğiz. Örneğimizi çok fazla değiştirmedik. Yine modülümüz var. NgApp ile otomatik bootstrap ediyoruz. Modülümüzü tanımladık. Önceki örnekte dikkat çektiğim bir nokta vardı global scope'umuzu temiz tutmamız gerektiğini söylemiştim. Burada modülümüzü herhangi bir değişkene atamadık. Direkt modülü oluşturduktan sonra ekleyeceğimiz modülün içerisine ekleyeceğimiz kontrolleri nokta kullanımıyla modüle atadık. Noktanın kullanımı diğer object oriented dillerde olduğu gibi JavaScript'te da aynı zaten. AngularJS öğrenmek için Object Oriented yapısını JavaScript'te temel olarak da olsa bilmeniz gerekiyor. Şimdi template bölümüne bakalım. Kontrollerimize geçmeden önce bir tane parent controller'ın adında attribute içeren bir div atadık. Bu div bütün altındaki nodları sarmalıyor. Parent kontrolörünün içerisine bir tane input değeri ve bu input değerinde child name isimli scope nesnesini bastıran bir h2 header nodu atadık. Parent kontrolörünün içerisine diğer atadığımız şey ise bir div. Bu divin özelliği içerisinde yine bir controller eklenmesi. Doğal olarak her controller'ın kendi scope'unu oluşturduğunu düşündüğümüzde parent scope burada, child scope ise burada oluşuyor. Burada dikkat edeceğimiz nokta AngularJS'de skoplar arası kılıtım mevcut. Nasıl olacak bu kılıtım? ngModel model, model attribute'umuz yine direktif yapısal bir direktif AngularJS tarafından bize sağlanan ve inputlarımıza, formlarımıza ki değerlerin scope'a bağlanması için kullanılan bir direktif. Biz child isimli bir scope nesnesi oluşturuyoruz ve scope nesnesini header içerisinde yazdırabiliyoruz. Aynı şekilde bir child controller oluşturulmuş parent controller'ın içerisinde. Child controller yine bir input nesnesi var. Input nesnesinin ng module attribute'ü yine yukarıdaki aynı şekilde child name isimli bir scope nesnesi var. Bu da h3 için isimli bir header elementi içerisinde child hidr olarak bir text nodu var. Yazdırabiliyor. Şimdi scriptimize bakalım. Modülümüz zaten bir önceki örnekte olduğu gibi my first app isimli isimlendirmiştik. İki tane kontrol atıyoruz. kontrollerin sırası önemli değil. Parent controller ve child controller. İçleri boş bu controller'ların bir önemi yok. Sadece tanımlamaları eğer yukarıda template'ınıza böyle benim bir controller'ım var diyorsanız modülün içerisinde bunları eklemek zorundasınız modül tanımlaması yaptıysanız ee, Parents ve Child Controller'lar yani AngularJS ile arası kılıtım olduğunu söylemiştik peki nasıl işliyor kılıtım öncelikle içeriden dışarı doğru bakalım eğer ki Child Controller içerisinde Child name isimli yani yazdırma anlamında söylüyorum. Child name isimli bir nesne, scope nesnesi varsa child controller bunu kullanacaktır. Bir üst scope'a bakmayacaktır. Eğer içerisinde child name isimli bir scope nesnesi bulamazsa bir üst scope'a çıkıp parent controller içerisinde child name isimli nesne yarayacaktır. Burada da bulamazsa scope'a bu scope'dan da çıkıp my first app isimli root scope olarak bunu daha sonra isimlendireceğimiz modül içerisinde child name isimli scope nesnesini arayacaktır. Şimdi isterseniz öncelikle parent controller içerisine bir değer yazarım. Angular JS. Yazdığımız Angular JS değeri ng -model ile child name isimli scope nesnesine bağlandı. Yani bu inputun değeri value değeri child name'e bağlandı. AngularJS'in güzel özelliklerinden biri olan two way binding sayesinde data katmanındaki bir değişiklik yani scope bu aradaki bir katman scope üzerinden view'e e bağlanabiliyor. Yani child name değişti. View katmanında expression child name'ı dinliyordu ve child name isimli nesne de değişti. Burada dikkat etmeniz gereken nokta alt skopta yani child skopta child name isimli nesne şu an için herhangi bir değişken değeri sahip olmadığı için üst Scope'a baktı. Üst skopun angular js değeri vardı. Bunu da yine yazdırdı. Peki bunun bir değeri olursa ne olacak? Bunun merhaba yazalım. Alt skopta artık kendine ait bir değeri olduğu için üst scope'a bakmasına gerek kalmadı. Boş da olsa bu değeri kullanmaya devam edecek. Şimdi AngularJS'i değiştirip merhaba AngularJS yazalım. Gördüğünüz gibi alt skoptaki değer korunduğu için yani merhaba olarak korunduğu için yukarıdaki skoba child scope bakmaya gerek duymadı. Dolayısıyla merhaba olarak kalmaya devam etti. Burada karıştırılan noktalardan biri merhabayı silme durumumuzda. Buraya sadece tekrar AngularJS yazalım. Neden child scope'a gelmiyor bu der? Çünkü child scope string yani içi boş olsa bile artık değişken değerine sahip. Yukarıya bakmasına gerek yok. Şu an için input değeri yani burada baktığı child name'in değeri input'un değeri boş string. Daha önce undefined'i. Dolayısıyla yukarıya bakmaya gerek kalmadı. Sık olarak karşılaştırılan iki kavram aslında bu scope ilişkisi ve root scope. Şu anda parent child scope ilişkisini inceledik. Root scope konusunda önümüzdeki örnekte ön inceliyor olacağız.